Yok değil. Pendik'te bir sürü ev kilisesi var. Biliyoruz. Yerlerini de biliyoruz. Lakin lüzum yok ki. Adamlar zaten bak ilahiyatı ele geçirmişler. Üniversitede ilahiyatı ele geçir. Alociyat kısa denilen efendim merdut ve efendim mürtet. Mürtet diyebilirsin böyleler. Neden? Çünkü ayeti inkar ediyor. Ve ummu sıddıkan buyrulan annesi onun sıddıklardan doğru bir hanım. Tahir, temizdir buyurulan yani Kur'an'ın ayetlerine zıt konuşuyorsun. Allahu Teala diyor temizdir, doğrudur, sıddıktır. Sen fahişedir diyorsun. Evet, bunu diyor. Ne duyacaksın başka? Daha ne desin yani? Açıktan ayetleri inkar ediyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın annesine ne diyor? Zina, Yahudiler zina iftirası attılar. Bu da o suç, atılan suç doğrudur diyor. Yaptı diyor. Tasdik ediyor Cihat Kısa. Evet. Bundan önceki konuşmalar da var. E şimdi bu adama bakıyorsun. Ya bu adam ilahiyatçı kardeşim. Benim çoluğum çocuğum gidecek de bunun tornasından tezgahından geçecek de. Evet. Ondan sonra bu çıkacak. Dinin bir ustası olacak. Yani din öğreticisi öğretmen olacak. Fakültede diğer gelecek nesle dinin öğretecek veya profesör olacak veya bir camide imam olacak, kürsüde vaiz olacak. Eyvah. Eyvah yandık. Yandık felaket. Büyük felaket. Bu adamı yetiştirmesinden ne olur? Ama bunu yetiştiriyorlar. Evet, şu anda nesil yetişiyor. Ve bu bir tane çekilen. Bunun gibi niceleri var çekilemeye. Yani onun için diyorum ev kiliselerine artık masonların çalışmalarına gerek yok ki. Siyonistlerin loca kurmalarına gerek kalmadı ki. Ya Müslümanlar o kadar uyuyor ki. Adamlar zaten senin dininin anlatıldığı yerde sana zokayı atmış. Anladın mı? Tokadı çakmış. Yahudi tokadı, Hristiyan tokadı. Senin çocuğunu Hristiyanlaştırıyor. Nerede? İlahiyat fakültesinde, İmam Hatip okullarında. Hem de imam yetiştireceğiz diye papaz yetiştiriyorlar. Al, Mustafa İslamoğlu'nu yetiştirmedi mi bu ilahiyatlar? He? İsyanoğlu sapık değil mi? Adem Aleyhisselam babası var demedi mi? Kaderi inkar etmiyor mu? Efendim maymundan geldik demiyor mu? He? Bunları ben mi uyduruyorum? Açın okusanıza, baksanıza. Mustafa Karataş'ı yetiştirmedi mi? Diyanette çok yüksek görevlere getirmedi mi? Mustafa Karataş İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar etmiyor mu? Nüzul-i İsa'yı inkar eden efendim büyük alimlerin ve Ehl-i Sünnet'in görüşüne göre kafir olmaz mı? Dinden çıkmaz mı? Çıkar. Mustafa Öztürk şimdi gitti Almanya'ya mı Amerika'ya mı Fransa'ya mı ne yerleşti? Mustafa Öztürk'ü yetiştirmedim. Mustafa Öztürk Kur'an ayetleriyle alay etmedim. Allahü Teala'nın cennet ayetlerine kalkıp da bunlar ancak dünyada affedersiniz yani eşcinseller bunu şimdi bilezikler takar şöyle yapar ipek elbiseler giyinir. Allah bize eşcinselleri anlatıyor cennette demedi mi? Ve Kur'an ayetleri efendim hatalıdır değiştirme demedi mi? İlhami Güler efendim İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığı Kehf suresinin o bölümünün çıkarılması gerektiğini söylemedi mi? Bunlar tefsir profesörü değil mi? He? Şu anda İlhami Güler halen görevde mi? Vazifede mi? Vazifede. Cihat Kısa vazifede mi? Vazifede. E ne oluyor? Biz nereye gidiyoruz? Durumumuz ne olacak? Biz adı Müslüman İçi bomboş bir dinin mensupları olmaya doğru gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Dinimize, diyanetimize gereği gibi sahip çıkmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Yani bizler bütün peygamberlere ve indirilene inanırız. Ve ma ol şeyde inanırız ki ütiyen nebiyyün bak geldi min Rabbim. Peygamberlerin, nebilerin artık Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilsin edilmesin. 224 bin peygamber gelmiştir. Bir rivayete göre sayıların ancak Allah Azimuşşan'ın bildiği peygamberler gelmiştir. Hepsine selam olsun. Onların biz hepsine iman ettik cemaat-i Müslümin. Onlara indirilene de iman et. La nüferriku beyne ahadim minhum. Onların hiçbirisinin arasını ayırt etmeyiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.